Önümüzde bir hamburger olduğunu düşünelim. Bir sebepten ötürü bu hamburgeri yemek istemediğimiz için, belki vejetaryeniz, belki de çok dokuz, belki de yanımızdaki insanın bu lezzetli hamburgere bizden daha fazla ihtiyacı var. İşte bu yüzden hamburgeri sağımızda oturan birine doğru itmeye başlıyoruz. Hamburgeri 4 Newtonluk bir kuvvetle sağa doğru 5 metre boyunca itelim. Bu hamburgeri sağımızdaki kişiye iterken yapmış olduğumuz işi bulmak istersek bu değerleri iş formülüne koyup cevabı hemen bulabiliriz. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Yapılan işi başka bir yolla bulmayı öğreneceğiz. Çünkü bu yöntem daha karışık ve zor problemlerin çözümünde bize daha çok yardımcı olacak. Şimdi doğrudan formüle yerleştirmektense şu gerçeği bir düşünelim. Biz bu hamburgere 5 metre boyunca sabit bir 4 Newton'luk kuvvet uyguladık. Eğer uyguladığımız bu kuvveti pozisyonuna bağlı olarak bir grafik çizmek istersek karşımıza böyle bir şey çıkar. Sıfırdan başlayıp 5 metre sağa giderken uyguladığımız kuvvet sabit 4 newtonluk bir kuvvet olduğundan dolayı buradaki çizgi yatay olur. Bu grafiğin geometrik yapısı yapılan iş açısından önemli. Şimdi neden önemli onu anlatayım. İş formülünü kullanarak önce bir yapılan işi hesaplayalım. İşin hareket yönündeki kuvvet çarpı yer değiştirme ya da tüm kuvvet çarpı yer değiştirme çarpı kosinüs teta olduğunu biliyoruz. Kosinüs teta'yı sevmiyorsanız kuvvetin hareket yönündeki bileşenini aldığınıza dikkat edin. Hamburger örneğinde kuvvet zaten hareket yönünde olduğu için kosinüs teta'ya ihtiyacımız olmayacak. Çünkü kuvvetle hareket yönü arasındaki açı 0 olduğundan kosinüs 0 bire eşit olur. Bu yüzden kuvvet hareket yönünde olduğu zaman aynı bu durumda olduğu gibi kosinüs teta'ya ihtiyacımız olmaz. Çünkü herhangi bir sayının 1 birle çarpımı bize yine o sayıyı verir. O zaman diyeceğiz ki 5 metre boyunca 4 newtonluk bir kuvvet uyguladığımız için hamburger üzerinde artı 20 jüllük bir iş yapmış oluruz. Fark ettiyseniz grafiğin altında oluşan dikdörtgenin alanı da 4 çarpı 5'ten 20 yapıyor. Grafiğin bu düz kuvvet çizgisi burada bir dikdörtgen oluşmasını sağlıyor. 4 Newton'luk bu kuvvet dikdörtgenin yüksekliğini, 5 metre ise bu dikdörtgenin uzunluğunu oluşturuyor. Yükseklik ve uzunluğu çarparsak da bu dikdörtgenin alanını bulmuş oluyoruz. Bulduklarımızı özetlersek eğer, sabit bir kuvvet altında yapılan işi bulmak için ya doğrudan formülü uygularız ya da grafiğin altındaki alanı hesaplarız. Buradaki kuvveti gösteren çizgiden x eksenine doğru olan alanı hesaplarsak grafiğin alanını yani yapılan işi bulmuş oluruz. Ama zaten formülü kullanarak yapılan işi buluyoruz. Neden bir daha kuvvet grafiği çizip altındaki alanı hesaplama gereği duyalım ki? Neden olduğunu birazdan göreceğiz. Çünkü hamburger örneğinde işi hesaplamak çok kolaydı. Tek yapmamız gereken kuvveti ve yer değiştirmeyi formüle koyup sonucu bulmak oldu. Ama bir de kuvvetin sabit olmadığını düşünün. Öyle durumlar için kuvvet yerine ne yazmamız gerekecek? Bu tür senaryoları ancak kalkülüs yardımıyla çözebiliriz. Ama tabii ki kalkülüs bilmiyorsak bu yöntem pek bir işimize yaramaz. Neyse ki bu tür durumlarda uygulayabileceğimiz bir yöntem daha var. Bu yöntemde az önce kullandığımız grafiğin altındaki alanı hesaplama yöntemi. Az önce de anlattığım gibi kuvvetin sabit veya değişken olduğu bütün bu durumlarda kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize o kuvvetin yaptığı işi verir. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı işi bulmanın hızlı ve kolay yolu grafiğin altındaki alanı hesaplamak olur. Anlattıklarımıza bir örnek vermek istersek şöyle açıklayabiliriz. Sabit 4 Newton'luk bir kuvvetle itmeye başladınız ama zamanla gücünüz azaldı ve en sonunda gücünüz bitti yani sıfır kuvvet uyguluyorsunuz. Gördüğünüz üzere kuvvet çizgisi x eksenine vardığı zaman 0 Newton oluyor. Aynı zamanda hamburgerimiz yine 5 metre ilerlesin. Böyle bir durumda hamburgerin 5 metre ilerlemesi daha çok zaman alır öyle değil mi? Giderek daha az kuvvet uygulasak da yine 5 metre ilerleyebilir. Orada bir değişiklik yok. Öyleyse bu durumda kuvvetin yaptığı işi nasıl buluruz? Az önce olduğu gibi yapılan işi kuvvet yol grafiğinin altında kalan alana hesaplayarak bulabiliriz. Ama bir önceki durumda yapılan iş sabit bir kuvvetin grafiğindeki alana eşitti değişen kuvvetle çizilen bu grafikteki alanın da bize yapılan işi vereceğinden nasıl emin olabiliriz? Fizikçiler ve matematikçiler bu duruma şöyle bir çözüm getirmişler. Demişler ki biz sadece sabit bir kuvvetin kuvvet yol grafiğindeki alanın işe eşit olduğunu biliyoruz. O zaman kuvveti bu tür durumlarda olduğu gibi azaltan olarak düşünmektense küçük küçük uzunluklarda sabit bir kuvvetle ittiğimizi düşünelim. Şöyle ki 4 Newton'la başladığımız kuvveti mesela 10 cm uyguladıktan sonra kuvveti azaltıyorum. 3,9 Newton'a düşürüp 1 10 cm daha uygulayalım. Bunu böyle yapa yapa hem kuvvetimizi azaltalım hem de sabit tutalım. Buradaki dikdörtgen alanların her birinde sabit bir kuvvet uygulandığı için hepsini topladığımız zaman bütün dikdörtgensel süreçlerde yapılan toplam işi buluruz. Bu noktada uyguladıkları zekice bir mantık var. Eğer bu dikdörtgenleri sonsuz küçük yaparsak dikdörtgenlerin toplam alanları bu üçgenin alanına tam tamına eşit olur. Dikdörtgenlerin alanlarını sonsuz küçültürken az önce yaptığımızın aynısını yapmış oluruz. Yani mesela 4 newtonluk bu kuvveti 10 cm itmektense bu sefer 1 mm itelim. 1 mm sonra kuvveti 3,99 newtona düşürüp 1 mm daha itelim. Bu küçültmeyi sonsuza kadar yaptığımız zaman bu uygulamayı sürekli yapmış oluruz. Ve en sonunda yine bütün dikdörtgenlerin alanların toplamı bize yapılan işi verir. Bulduğumuz sonuç aynı zamanda bu üçgenin alanına eşit olur. Ama peki bu dikdörtgenlerin grafiğinin altında ve üstünde kalan minik alanlar için ne söyleyebiliriz? Dikdörtgenlerin alanlarını sonsuz küçültmeye başlayınca uzunlukları ve genişlikleri de sonsuz küçülmeye başlar. Bu sonsuz küçülme ile grafiğin altında ve üstünde kalan dikdörtgen parçalarından oluşan hata payı da bu sayede sonsuz küçülür. Hata payı sonsuz küçüldüğünde dikdörtgenlerin altındaki alanların toplamı bu üçgeni alanına eşit olur diyebiliriz. Bu bizim için harika bir haber. Çünkü herhangi bir kuvvet yol grafiğinin altında kalan alanı sonsuz küçük dikdörtgenler olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla kuvvet yol grafiklerinin altında kalan alanı kuvvetin yaptığı işe eşit olduğunu buluruz. Bu yöntemi kullanarak kuvvetin sabit olmadığı durumlarda yapılan işi kolaylıkla bulabiliriz. İş formülünü kullanarak yapılan işi bulmak bize sadece kuvvetin sabit olduğu durumlarda cevaba ulaşmamızı sağlar. Değişen ya da bu durumda olduğu gibi azalan kuvvetin yaptığı işi bulmak için yalnızca bu formülü kullanamayız. Ama elimizdeki bu alan eşittir iş formülünü kullanabiliriz. Bu işimizi görür. Yapılan işi kuvvet yer değiştirme grafiğinden yararlanarak hesaplayacağız. O zaman hadi ikinci durumumuza geri dönelim. Hamburgeri 4 newtondan 0 newton'a doğru azalan bir kuvvetle 5 metre boyunca ittiğimizde ne kadar iş yaptığımızı artık rahatlıkla bulabiliriz. Tek ihtiyacımız olan bu üçgenin altındaki kalan alan. Üçgenin alanının 1 bölü 2 taban çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı tabanımız 5 metre çarpı yüksekliğimizde 4 newton olduğuna göre sürekli azalan kuvvetin yaptığı işi 10 jül olarak buluruz. Burada uyguladığımız aslında çok önemli bir yöntem. Eğer kuvvet yol grafiği dikdörtgen, üçgen ya da bu gibi alanları hesaplamayı bildiğiniz geometrik şekillerden oluşuyorsa, hiç kalkülüs kullanmadan grafiğin altında kalan alanı hesaplayarak doğrudan yapılan işi bulabiliriz. Bu arada üstüne durmak istediğim bir nokta daha var. Her seferinde bu yöntemi uygulamak için dikdörtgen çizmek zorunda da değiliz. Bunu sadece alanın işe eşit olduğunu kanıtlamak için yaptık alanla iş arasındaki ilişkiyi kavradıktan sonra zaten dikdörtgen çizmekle uğraşmayacaksınız. Burada dikkat etmemiz gereken son önemli bir nokta var. Grafiğin altında kalan alan dediğimiz zaman kuvveti temsil eden çizgiden x eksenine doğru olan alanı kastediyoruz. Çünkü mesela bunun gibi durumlarda insan hangi alanı seçeceğini karıştırabiliyor. Diyelim ki kuvvetiniz aşağıdaki bu noktadan başladı. Önce hamburgeri sola doğru ittik. Baktık ki sol tarafta kimse yok sağ tarafa itmeye başladık. Bu yüzden kuvvetimiz önce negatif daha sonra pozitif oldu. Peki bu durumda yapılan toplam işi bulmak istersek ne yapmalıyız? Yine aynı şekilde grafiğin altında kalan alanı hesaplayarak bulabiliriz. Peki bu kısımdaki alanı nasıl hesaplayabiliriz? Grafiğin altında kalan alan deyince aklımıza kuvvet çizgisinden aşağı doğru olan alan gelmemeli. Hesabı buna göre yaparsak eğer bu hamburger üzerinde sonsuz iş yapmış oluruz. Ama elbette sonsuz iş yapmadık. Burada almamız gereken alan kuvvet çizgisinden x eksenine doğru olan olmalı. Aynı grafiğin diğer kısmında olduğu gibi. Kuvvet çizgisinden x eksenine doğru olan alanı almalıyız. İyi de bu alanları nasıl buluruz? Bakın her iki alanda üçgen değil mi? O zaman soldaki alanı bulmakla başlayalım. Bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı tabanı yani 1 metre çarpı yüksekliği yani eksi 2 newton. Yüksekliği negatif olduğu için bulduğumuz alan da negatif olacak. Bu durum kabul edilebilir mi? Evet edilebilir. Negatif alan sadece hamburger üzerine negatif iş yaptığımızı gösterir. Hareketin ilk bir metresinde bu hamburgere eksi bir jüllük iş yapmışız. Hareketin diğer kısmındaki grafiğin alanı da üçgen. Aynı şekilde üçgenin alanını hesaplarsak 1 bölü 2 çarpı taban 1 metre ile 3 metre arası yani 2 metre çarpı yükseklik de artı 4 newton olduğuna göre bu kısımda yapılan iş artı 4 jül diyebiliriz. 3 metre boyunca yapılan toplam işi de 4 jül eksi 1 jül yani artı 3 jül olarak buluruz. O zaman anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım. Kuvvet sabitse doğrudan iş formülünü kullandık. İş eşittir f çarpı yer değiştirme çarpı kosinüs teta. Aynı zamanda yapılan işi kuvvet-yol grafiğinin altında kalan alanı hesaplayarak da bulduk. Kuvvetin sabit olmadığı durumlarda ise kuvvet-yol grafiğinin altındaki alanı hesaplayarak yapılan işe bulmanın daha kolay olduğunu gördük. Umarım bu anlatıklarım sizin için faydalı olmuştur.